Babacan, babacan! Nerede hani be? Abi kaçırdık mı yoksa? Başlamak üzere beyler. Ama önce sakalı yörelim. Hadi gözler. Hmm. Ulan ne üç kağıtçı adamsın Şerif. Eskiye aldı la başımıza. Bana bakın. Kalbimi kırarsanız anlaşmayı bozarım ona göre. Hadi be. Tamam be. Hadi göster. Bak yoksa ben göstereceğim yani. Sessiz ol lan. Patlamayın. Sakin. Ya babacan tamam ama yeter artık ha. Hadi götür nereye götüreceksen. Nerede cereyan ediyor olay be? Buyurun. Geldiniz bile. Ha burası mı? Hemşirenin intikamı. 31 Kasım tek bili birden. Başrollerde posta feriti. Abi doğruymuş be ya. Allah Allah. Analar neler doğuruyor babacanlar ha? Şşt. Yavaş. Çekirdek var. Kola var. Hı? Frigo. Alaska frigo. Ulan boş duran Allah seni. Gel bakalım oraya. Gel gel. Ağzına bak senin için light bile var hadi ya. Be, hadi hadi hadi. Yavaş yavaş beyler paralar nerede? Biz hallederiz. Ben bir şeyler yaparım. Bu daha ne kadar sürecek Alev Hanım? Her gün pansuman, her gün pansuman. Merak etme, birkaç gün daha. Hayır, korkarım, sizde alışkanlık yapacağım. İnan hiç meraklı değilim. Yok canım, estağfurullah. O manada söylemedim zaten. Hayır, çok sık görüşmeye başladık da. Tamam, giyinebilirsin. Aa, bu kadar mıydı be? Ne yapıyorsunuz lan siz orada? Esas Pamuk Prens buradaymış da onu izlemeye geldik. Ulan Vedat hep senin başının altından çıkıyor değil mi bu? Sapık mısınız lan siz? Ne oluyor beni görüp de ne oluyor yani? Ayıp. Ya dediği şeye bak. Sanki yüzü de ayır gördük de şeyi de göreceğiz. Kızma canım, bağlama ve tavlama sanatını öğrenmek için buradayız. Aklına başka bir şey gelmesin, darılırız valla. Hadi siz devam edin, biz yokmuşuz gibi. Valla. Alo! Dikkat! Ne yapıyorsunuz burada be? Ne yapıyorsunuz ha? Yoksa hemşire miydik izliyorsunuz? Alaska var, frigo var. Komutanım yer miyiz? Saçmalama lan! Açılın bakayım şöyle, açılın! Merhaba Alev Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ferit'in pansumanını yapıyordum. Hadi bakalım. Ferit, yeni gözlüğü bekliyorum ona göre. Alacağım komutanım, söz. İnşallah. İçtimaya geç kalmayın siz de. Öpürürüz komutanım. Hamza. Ne biçim arkadaşsınız lan siz? Millete rezil ediyorsunuz ha. Kusura bakma babacan. Akılsız başın cezasını yanaklar çeker derler. Hadi beyler içtimaya. Emredersiniz. Hemşire hanım bu hep böyle acıyacak mı acaba? İstersen bir iğne yapayım hemen geçer. Yok yok canım, ne alakası var, gerek yok. Diyeceğin bir şey mi var Ferit? Yok, öyle. Takılıyorum, bakıyorum. İçtimaya yetişmeyecek miydin sen? Merak etmeyin, ben olmadan başlamazlar içtimaya. Bak sen, kendine bu kadar güvenmenin sebebi ne acaba? Sevilirim biraz. Zamanla siz de seversiniz. Merak etme, ben seni zaten seviyorum. Ukalalığını ve şımarıklığını saymazsak tabii. Ben mi şımarım? Ben sevimliyim bir kere. Siz beni Suzu ile karıştırdınız galiba. Kendisi bu bölükteki tek şımarıktır da. O da kim? Demek albayımızın cici kızıyla tanışmadınız henüz. Ha, Suzan'dan bahsediyorsun. Evet, namı diğer Suzi. Ne olmuş Suzi'ye? Bir şey oldu yok canım. Yaramaz ve şımarık bir çocuk o kadar. İyi anlaşıyorsunuzdur o zaman. Ne alakası var canım? Ben daha çok olgun, çekici ve şefkatli bayanlardan hoşlanırım. Bak sen. Umarım bana kur yapmıyorsundur. Tabii. Bu hoşuna gitmez. Sonuçta erkek arkadaşın var. Erkek arkadaşım? Hani şu arabayla seni alan. Ha. Evet, erkek arkadaşım. Sonuçta yine Suzi yakalıyorsun.
Ya dönüp dolaşıp niye Suzi'ye geliyor bu konu anlamıyorum. Ben sıkıldım da. Merhaba. Ah. Sohbetinizi bölmüyorum umarım. Suzi. Yo hayır, ben de içtimaya gidiyordum tam. İyi. Daha fazla sıkılmadan git bari. Hoşça kal Suzi. Hoşça kal Emşire Hanım. Endişelenme. Mantar ya da egzama değil. Sadece pişik olmuş. Ayakkabılarını çorapsız giymemeye dikkat et. Terlik gibi açık şeyler giysem? O da olur. Doktor Bey'e pudra yazdıracağım. Reçeteyi babana bırakırım. Teşekkür ederim. Ferit'le pek anlaşamıyorsunuz galiba. Hı hı. Ama siz daha ilk haftadan arkadaşlığı bayağı ilerletmişsiniz. Bu pek arkadaşça olmadı Suzan. Arkadaş olduğumuzu kim söyledi? Peki nasıl istersen. Ama fikrini değiştirirsen her zaman kapım açık. Aman canım, o seni istemiyorsa sen de ona yüz verme. Ne diye bu kadar hırs yapıyorsun anlamadım. Her şey iyi gidiyordu aslında. Hep o yeni hemşirenin yüzünden. Hayda. Şimdi Alev hemşire mi suçlu? Görmüyor musun? İlgi çekmek için nasıl dolaşıyor ortalıkta? Vallahi ben öyle bir şeye şahit olmadım. Sen benim tarafımda mısın yoksa onun mu? Şşt! Dedişmeyin. Nedir alıp veremediğiniz mesele? Yok bir şey. Yine şu postayla yazıcı değil mi? Fatoş çok serbest büyüdü. Ben öyle her şeye karışmayı sevmem. Ama bana sorarsanız onların ikisi de sağlam pabuç değil. Nedenmiş canım? Ferit çok tatlıdır. Babanın bu durumdan haberi var mı Suzan? Bir şey olduğu yok canım. Suzi Ferit'ten hoşlanıyor o kadar. Yalan mı? Tamam canım, sen de utandırma kızı. Aman baba, işin yok mu senin? Şurada kız kıza konuşuyoruz. Tamam tamam, ne haliniz varsa görün. Geçe kalmışız bakıyorum. Ceza mı biti almışız bakıyorum. Hiç sorma. Baltayı taşa vurduk galiba bu sefer. Benim de anlatmaya çalıştığım buydu işte. Fazla sivrisin. Belki de haklısın. İyi çocuksun aslında ama biraz daha... Az ukala, biraz daha az şımarık olsam. Aynen öyle. Geldi. Her girişinde sadece seni değil, benim de içimden bir şeyler alıp götürüyor. Bilmeni istedim. Senin için üzüldüm. Ama gelme diyemeyeceğim kadar sevdiğim biri. Şanslıymış. Ben onun sevgisine sahip olduğum için daha şanslıyım. Asker, esas duruşunu göster. Saçın karışmış, merak etme hemen keserler. Sıkı koş, sıkı çalış, sıkı sarıl silah. Bütün bu insanlar gururla bakıyor sana. Kısa dönem, uzun dönem veya bedelli. Şafakla tanış, saya saya biter mi? 1-3, 3-5, gece nöbeti. Asker nöbet tutarken her yer güvenli. Okumuşu, cahili, zengini, fakiri. Burada herkes öğrenir mutlak disiplini. Karada, kayada, denizde var.